Sigaraya son yapılan zamların olumlu bir etkisi oldu. Nasıl mı? Sigaraya gelen zam nedeniyle sigarayı bırakan sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın Alo 171 sigara bırakma danışma hattına günlük ortalama 4000 çağrı gelirken bu sayı tütün ürünlerine gelen zammın ardından 10.000'e yükseldi. Yaklaşık 30 yıl içtim ama en son yapılan sigara zamlarından sonra bırakmak zorunda kaldım. Sigarayı bırakmada maliyet sağlığın önüne geçti. Hep bugün yarın bırakırım derken sigaraya gelen zamlar bahane oldu. Sigara fiyatlarına yapılan zamın ardından sigarayı bırakanların sayısında hızlı bir artış yaşandı. Vatandaş Sağlık Bakanlığı'nın Alo 171 sigara bırakma danışma hattını çağrı yağmuruna tuttu. Başvuru sayısı günlük ortalama 4000 kişiyken zamların ardından bu sayı 10.000'e yükseldi. Rakamlar gösteriyor ki dünyada her yıl 7 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 100 bin kişi sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Türkiye'de sigara içen kişi sayısı ise yaklaşık 15 milyon. Yani vücudumuzda etkilemediği hemen hemen hiçbir doku ve organ bulunmamakta. Sigarayı bırakmak için Sağlık Bakanlığı'na başvuranlara önce hastanelerde testler yapılıyor. Hem fiziksel hem de psikolojik yönden değerlendirmeye alınan hastanın tedavisi başlatılıyor. Tedavide kullandığımız farklı metotlar var. Örneğin davranış terapilerimiz var, ilaç tedavilerimiz var. Bir yıla kadar takiplerini yapıyoruz. Bir yıl sonrasında da iyileşme sürecini tamamlıyoruz.